Halk Hikayeleri özetlerinden Yaralı Mahmut Hikayesi. Ali Bezirgan adlı zengin bir tüccarın Ahmet ve Mahmut adlarında iki oğlu vardır. Mahmut akıl sahibi, ailesine bağlı bir gençken Ahmet bunun tam tersidir. Baba Ali Bezirgan'ın ölümünden sonra bırakılan miras çok kısa bir sürede Ahmet tarafından bitirilir. Bu durumda Mahmut da annesi ve kendisinin geçimini sağlayabilmek için çobanlığa başlar. Bu arada Osmanlı padişahı muhteşem bir saray yaptırır. Sarayı gören herkes mükemmel olduğunu ancak şamşırak taşlarının getirilmesiyle daha da güzelleşeceğini söylerler. Padişah sözü edilen taşların Gence padişahın da olduğunu öğrenince tellallar çağırtır. Her kim ki Gence padişahın da bulunan taşları getirirse padişah onun dünyalığını verecektir. Bu işe Mahmut taliptir. Padişahla görüşen Mahmut, emrine verilen ordu ve babasının arkadaşının rehberliğinde Gence'ye doğru yola çıkar. Ordu Gence'ye ulaştığında Mahmut, emrindeki elçi vasıtasıyla Gence padişahından sözü edilen şamşırak taşlarını vermesini yoksa taş üstünde taş koymayacağını bildirir. Gence padişahı bu işe razı olmaz. Bunun üzerine iki ordu karşı karşıya gelir. Savaş sırasında Mahmut ordunun yarısını kılıçtan geçirir. Ancak iki taraf daha fazla kanın dökülmesini önlemek amacıyla Mahmut'un karşısına Arap görünümlü bir pehlivanı çıkartır. İki pehlivandan Arap görünümlü olanı vuruşmayı kaybedince öldürüleceği sırada yüzündeki peçeyi çıkarır. Karşısındakinin dünya güzeli bir kız olduğunu anlayan Mahmut, ona ilk görüşte aşık olur ve bayılır. Mahmut kendisine geldiğinde Arap adının Mehbub olduğunu, ahdine göre kendisini yenen gençle evleneceğini, istediği şamşırak taşlarını da kendi koynunda olduğunu söyler. Bu haber karşısında sevinen Mahmut, Mehbub'la birlikte taşları da alarak İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak sıkıntılı bir durum vardır. O da Mehbub'un Karavezir adında birisiyle nişanda olmasıdır. Karavezir'in tehditleri karşısında bir çıkış yolu arayan Gence padişahı, cadının yardımıyla kızını geri getirmeye karar verir. Küpüne binerek İstanbul'a gelen cadı yaptığı sihirle Mehbub'u Mahmut'tan ayırır. Bir süre sonra da Mehbub Mahmut'u terk ederek Gence'ye döner. Eşini takip eden Mahmut, Mehbub'la Kahraman Dağları'nda karşılaşırlar. Büyünün etkisiyle Mehbub Mahmut'u yaralar. Mehbub, Gence'ye geldiğinde kendisine büyü yapıldığını anlar ve cadıyı öldürür. Ancak Karavezir'le evlendirilmekten kurtulamaz. Kahraman Dağları'nda ölüme terk edilen Mahmut'u bir bezirgan bulur ve halk hekimi olan kızı Gülşen'e tedavi ettirir. Gülşen bir taraftan yaralıyı tedavi ederken diğer taraftan da onu sevdiği arkadaşı Mehbub'un eşi olduğunu öğrenir. Bütün bunlar olurken diğer yandan da Mehbub'la Karavezir'in Kanhedar'da düğün hazırlıkları başlar. Gülşen'in yardımıyla düğün evine gelen Mahmut gerdek odasında saklanır. Mehbub ve Karavezir gerdek odasına geldiğinde saklandığı yerden çıkan Mahmut Karavezir'i öldürür. Daha sonra da iki sevgili İstanbul'a doğru yola çıkarlar. İkili Erzincan'a gelince Mehbub çeyizsiz İstanbul'a gidemeyeceğini, bu sebepten para kazanmaları gerektiği söyleyince bunlar haramiliğe başlarlar. Haramilerin yakalanması görevini ise güvenlik kuvvetleri komutanı olan Ahmet üzerine alır. Haramileri yakalayan Ahmet, bunların kardeşi ve gelinleri olduğunu öğrenince elleri bağlı şekilde padişahın huzuruna çıkarır. Padişah Mahmud'u affeder. Çünkü o daha önce kahramanlık göstererek şamşırak taşlarını Gence padişahından almıştır. Ardından da Mahmut ile Mehbub'a 40 gün 40 gece düğün yaparak onları muratlarına erdirir. Halk hikayemiz burada sona ermiştir.